Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün kısa bir video olacak sizinle. Böyle hem böyle hayvan besleyenleri bilgilendirmek amaçlı bir video yapmayı düşünüyorum. Hem de böyle bir ufak bir şeyim vardı, onu hallederken de sizin için de bir video çekmiş olurum, video paylaşmış olurum. Bugün sizi sarmanla tanıştıracağım ya da sarmayla tanıştıracağım. Ponçik diyen nerede var? Gel kızım. Gel. Abilere merhaba de. Bu benim kedim arkadaşlar. Adı Sarma. Ponçik'te diyenler var. Erkek olduğu halde prenses diyenler de var. Sokaktan geldi. O bizi sahiplendi. Böyle bir gün kapıyı bir açtım. Pat diye eve girdi. İçeriye girdi ama geldiğinde çok hastaydı. Kedi nezlesi var bunda. İyileşmiyor ama sürekli ilaç tedavisi falan gördü. Şimdi iyi durumu. Gitgide de büyüyor. Geldiği zaman çok ufaktı. Şesu'ya benziyor. Baba Şesu ile akraba galiba. Murat abinin Şesu'suna benziyor. Şesu vardı galiba. Dur. Hadi dur. Uysuzlanma. Şimdi bunu bugün veterinere götüreceğim. Aşılarını yaptıracağım. Tedavi olduğu için daha önce aşılarını yaptıramamıştım. İşte hani böyle antibiyotik ve vitamin kullanıyordu. O yüzden de karma marma aşılarını yapmamışlardı. Bugün onları yapacak. Lar ve karne çıkartacak. Adı neden Sarma? Onu da birazdan anlatırım. Hadi bakalım gidelim. İyi bir veteriner, kamerayı düşürme sakın. İyi bir veterinere gideceğiz. Burada şimdi tam arkada merdiven var da bizim evde böyle yukarı çıkıyor. O da böyle yukarı merdivenden inip çıkıyor falan, fırlıyor patır patır patır. Neyse. Utangaç da biraz. Neyse, güzel bir veterinere gideceğiz. Hem ekonomik, hem işi iyi yapan, hem de bu işi böyle hani güzel yapan bir yer olduğunu duydum. Ben bir kere getirdim, memnun kaldım. Şimdi bugün gideceğiz, bir kere daha bakacağız. Memnun kalacak mıyız, kalmayacak mıyız göreceğiz. Onunla ilgili de ben şeyleri size yolda aktarırım. İsminin de neden Sarma olduğunu da size yolda paylaşırım. Hadi gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hayvan hastanesine geldik. Bu hayvan hastanesi nedir? Ben size böyle kısa bir özet geçeyim. Burada Haydarpaşa Lisesi zannedersem burası. Haydarpaşa Lisesi'nin içerisinde bu. Selimiye Lisesi mi? Evet. Selimiye Lisesi'nin içerisinde bu lisede böyle meslek lisesi. Bunun içinde veterinerlik bölümü de var. Bu veterinerlik bölümündeki öğrencilerin işlettiği ve veterinerlik hocalarının, yani veteriner öğretmenlerin muayene ettikleri, işte ilaç verdikleri ve çocukların da orada hayvanlarla iç içe gelip şey yaptıkları bir yer. O yüzden de kar amacı gütmüyor. Sadece ilaçlara para ödüyorsunuz. Muayene ve şeyler ücrete dahil değil. Güzel bir hizmet. Normal şartlarda aslında veterinerlere gitmek, veteriner kliniklere gitmek şey, ama biraz pahalı. Özellikle sokak hayvanları için burası çok mükemmel bir yer. Yani sizin de kapınızın önünde bir kedi köpek varsa, sakatlandığı zaman, yaralandığı zaman buraya getirirseniz hiçbir ücret ödemeden burada tedavisini yaptırabilirsiniz. Ya da işte böyle belki çok düşük ilaç ücretleri olur ama onu da ödeyecek durumunuz yoksa, hani ya da istemiyorsanız orada o konuda bile yardımcı olacaklardır. Çünkü herkes çok hayvansever burada. Onun haricinde de böyle ev kedileri, yani dışarıdaki veteriner kliniklerinde biraz pahalı. Çünkü insanlar bu işi para kazanmak için yapıyorlar. Haklılar da, yani insanların mesleği bunlar. Ben hani ciddi, kedimin ciddi bir rahatsızlığı olursa, bir ameliyat falan durumu olursa dışarıdaki bir kliniği tercih ederim. Ama böyle işte standart bakımları, işte pire ilaçları ya da işte normal ilaçlar, işte aşılar falan filan, bu gibi böyle standart, yapımı kolay, riskli olmayan şeyler, işte karne almak gibi falan, böyle şeylerde de daha uygun fiyatlı ve işte hani bu tarz yerleri tercih ederim ki bu hem buraya da bir benim katkım olsun, hem de buradaki öğrenci öğrencilere bir katkımız olmuş olur. Hani onların tecrübe şansını arttırmış oluruz. Hem de bu gibi, bu sayede bu gibi böyle kar amacı gütmeyen hayvanlara yönelik yerlerde çoğalabilir. Bu ilgi sayesinde düşüneceğim. Bu şimdi gidelim, içeride de yakalayabilirsek birkaç kişiyle konuşuruz, sohbet ederiz, sorarız. Ne değildir, nedir, burası nasıl işletiyor. Ben böyle bir özet geçtim ama hem de kedimizin ilaçlarını yaptırır, ihtiyaçlarını gideririz. Hadi bakalım. Thank you.
ederiz. Evet arkadaşlar, artık Ponçik'in de pasaportu var. Pet pasaport diyor. Evcil hayvan sağlık pasaportu. Artık benimle beraber Amerika'ya gelebilir. Ponçik'i de yanımda getirebilirim. O yüzden çok mutluyum. Karne böyle. Abi, bu standart bir şey mi? Yani bütün karneler mi böyle bilmiyorum. Ama işte ilacını da yaptılar. Burada adam damgayı vurdu. 20 gün sonra gel dedi. İçeride hocayla konuştum. Dedim ki hocam sizinle bir ufak böyle bir hani konuşalım, burayı anlatın falan filan dedim. Ama kendisi işte idareden izin alın dedi. Yoksa onun haricinde içeride çekim hani izin veremem. Burası resmi bir kuruluş. Hani devlet kurumu yani. O yüzden de hani özel hani izin almadan olmaz dedi. O izin işleri falan da böyle uzun işler olduğu için tıraş işleri, idareye git anlat. Ben YouTube'dan geliyorum, bilmem YouTube'dan geliyorum ne demekse. O yüzden de konuşamadık ama ufak böyle hayvanla ilgili birkaç görüntü çektim. Zaten benim anlattığımdan da çok farklı değil. Yani lisenin öğretmenleri ve öğrencilerinin işlettiği. Bu arada 2 tane aşı oldu. 75 lira verdim. Karneye falan bir para ödemedim. Zaten karneye para verilmez de. Öyle yani. Hani 2 aşı 75 lira. Karma ile iç parazit aşısı biraz 3 aydan büyük olduğu için hani büyükler için bir aşı yapılmış oldu. Onun haricinde de işte muayene yaptılar, sağına soluna baktılar falan filan, işte bize anlattı şöyledir böyledir, hastalığıyla ilgili bilgi verdi, dişleriyle ilgili bilgi verdi, sorun vardı dişlerinde. Öyle. Bu arada yukarıda görüyorum şarjım bitiyor. Kameranın şarjı bitmeden hemen söylediğim gibi adı neden sarma onu anlatayım. İlk veterinere götürdüğüm zaman daha ismine de karar verememiştik. Sarı olduğu için de böyle sarman, hani cinsi sarman ya, adı da sarman olsun falan diye düşünüyordum öyle. Sonrasında veterinere götürdük. Veteriner de işlerini yaptırdı falan, bir arkadaşımla beraber götürmüştüm. Veteriner sordu adı ne diye. Ben de benim adımı soruyor zannettim. Caner Türkmen dedim. Arkadaşım bir güldü falan filan. Senin değil oğlum, kedinin ismini soruyor falan diye. Sonra peşine Sarman dedim. Kedinin adı Sarman deyince bu sefer daha çok güldü. İşte ne oldu ya, işte karnım mı aç, hayırdır, sarma diye kedi mi olur falan. O anlamadı tabii. Sarman, sarma diyorum falan zannetti. O yüzden de öyle sarma kalmıştı ismi. Daha doğrusu sonraki gün gittiğimizde de bugün de dolma canım dolma çekiyor falan diye. O ilk gittiğim veterinere 3-4 gün gitmiştim. İşte bu grip tedavisi oluyordu. İlk işte böyle 3 gün falan iğne oldu. Sonrasında biz ilaç kullanmaya başladık. Öyle, o yüzden sarma falan da adı ama kardeşim falan işte onlar böyle Ponçik Ponçik diye sevdikleri için şimdi de Ponçik kaldı adı. Bir de hani Prenses diyen de var. Bir seferinde böyle birkaç gün bakması için bir arkadaşımıza vermiştik, aile dostumuza. Onlar da Prenses diye seviyorlar ama kedimiz erkek, büyüdükçe belli oluyor erkek oldu. Zaten huzursuzlandı. Biz artık evin yolunu tutalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Hoşça kalın.